Halkbank baş antrenörü Taner Atik'le beraberiz. Bugün gerçekten çok önemli, çok güzel mücadele izledik ve kazanan Halkbank oldu. Hocam görüşlerinizi merak ediyoruz. Gerçekten çok değerli, çok anlamlı bir galibiyetti. Haftalardır oynamıyordunuz Covid-19 vakaları sebebiyle. Bugün galip geldiniz ve yarı finale çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten takım çok zor bir dönemden çıktı bu iki maçı oynamadan önce. Yaklaşık 10 günlük bir karantina sürecimiz vardı ama bazı oyuncularımızın karantina süreci 14 gün sürdü. Ve bu iki maçı, dünkü maçı ve bugünkü maçı oynamadan önce sadece takım olarak iki tane antrenman yapabildik. Biliyorsunuz Covid-19'un, koronavirüsün özellikle akciğer kapasitesi üzerinde çok büyük bir etkisi var. Biz de oyuncularımız bu karantina sürecinden çıktığında gözlemlediğimiz en temel şey oyuncularımızın aerobik kapasitesini, yani toparlanma süresinin çok fazla uzaması ve aşırı nefes nefese kalma durumu olayıydı. Bunu elimizden geldiğince kondisyonerlerimiz ve teknik kadromuzla gidermeye çalıştık. Ve sonuç olarak da bu iki maça tam olarak fiziksel olarak hazır olmasak da mental olarak aç bir şekilde hazırlandık. Çünkü herkes bu kulübün büyüklüğünü, bu kulübün hedefinin Avrupa olduğunu biliyor. Bizim sezon başında hedefimiz vardı. Türkiye Kupası'nda ilk dörde kalmak istiyorduk. Türkiye Ligi'nde ilk dört ve Avrupa Challenge Kupası'nda ilk dörde kalmak istiyorduk. Bugün hedeflerimizden bir tanesini yakalamış bulunuyoruz. Öncelikle toparlanma sürecinde bize inanılmaz destek olan sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Teknik kadromuza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma gerçekten özverili çalıştıkları, özverili oynadıkları ve tabiri caizse iman gücüyle oynadıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum ve hepsini teker teker kutluyorum. Tabii ki bu süreçte bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen yönetimimize, başkanımıza, başkan yardımcımıza hepsine de buradan çok teşekkür ediyor ve bu galibiyeti kendilerine armağan ediyoruz. Hocam dün Portekiz temsilcisini yendiniz, Benfica'yı. Kendi liginde liderdi ve yenilgisizdi. Dediğiniz gibi iki antrenmanla yendiniz. Bugün Fransa ligi lideri Kans'ı yendiniz. Gerçekten çok önemli, zor maçlardı. Zaman zaman oyun içerisinde hakemlerin de performansı eleştirildi. Sizin de çok diyaloglara girdiğinizi gördünüz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle, hakemler tabii bilinçli olarak hata yapmıyorlar ama genel olarak bazı hatalar vardı. Özellikle bizim aleyhimize çok hatalar vardı. Bizler tabii profesyonellik çerçevesinde ancak itirazlarımızı yapabiliyoruz. Ama şunu biliyoruz, onların iyi niyetinden de şüphemiz yok. Bazı hatalar biz yaptığımız gibi onlar da yapabiliyorlar. Ama kazanılmış olan maçlara bakacak olursanız gerçekten bu iki galibiyet çok değerli. Bizim Halkbank Spor Kulübü olarak Challenge Kupası'nda bugün bulunduğumuz yer çok kıymetli bir yer. Çünkü biz bütün maçları oynaya oynaya geldik. Yani bizim rakiplerimiz gerek Covid-19 vakaları sebebiyle gerek başka sebeplerle oynamamazlık etmediler. Yani bu, hani eleştirmek için söylemiyorum bunu. Sadece tabloyu ortaya koymak için söylüyorum. Biz önce Balkan Kupası'nı kazandık. İki galibiyet üst üste alarak. Arkasından Avusturya takımıyla bir dışarıda bir içeride olmak üzere iki tane çok zor maç yaptık. Onu geçtik. İsrail takımıyla Ankara'da iki tane çok zorlu maç yaptık. Ve bu maçlardan bir tanesini 3-1, bir tanesini 3-0 kazandık. O yetmedi. Portekiz Ligi'nin lideri, yılların voleybol kültürüyle yoğrulmuş, futbol kültürüyle yoğrulmuş Benfica'yı burada çok net bir skorla geçtik. Arkasından sizin de dediğiniz gibi Fransa Ligi'nin en değerli takımı, ki dünya starı diyebileceğimiz oyuncuların da olduğu bir kadrodan bahsediyorum. Bu takımı yine 3-1'lik bir skorla geçtik ve adımızı Challenge Cup'ta ilk dörde yazdırdık. Yani ne söyleyebilirim? Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ben onlara güveniyorum. Onlara gerçekten çok inanıyorum. İnşallah bu Avrupa Kupası'nda yakaladığımız dereceyi hem Türkiye Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda hedeflerimizin birinci basamağı olarak söylüyorum, yakalarız ve ondan sonra da inşallah devamı da gelir. Hocam ben de kesinlikle katılıyorum. Biz sağ kenarından, dışarıdan bir göz olarak oyuncularla iletişiminizi gerçekten çok daha yakından görebiliyoruz. Sahada da bugün gerçekten arkadaşlık duygusu çok yüksek. Kenetlenen bir Halkbank izledik ve gerçekten açıkçası en merak ettiğim konulardan birisi bu Covid-19 sendromu sebebiyle oynayamadığınız zaman diliminde oyuncuları bu maça nasıl hazırladınız? Ya bu karşılaşmalar çok önemliydi belirttiğiniz gibi ama mental anlamda oyuncuları nasıl adapte ettiniz onu da çok merak ediyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Şunu söyleyeyim, biz oyuncularımızla konuşurken her zaman söylerim oyuncularıma. Onlara da sorabilirsiniz. Sadece buradan konuşmam ben.
teknik kadro olarak biz yüreğimizle, oyuncularımızla konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz. Onlar da bunu hissediyorlar. Ben hep söylüyorum oyuncularıma, siz 30 atak yapıyorsunuz, 30 atağın yorgunluğunu hissediyorsunuz. Ben total olarak 150 atağın yorgunluğunu hissediyorum. Çünkü her birinizin atağıyla ben de atak yapıyorum. Her birinizin bloğuyla ben de blok yapıyorum. Her birinizin defansında ben de defans yapıyorum. Bu sadece benim için geçerli değil. Teknik kadronun tamamı, hatta yönetimimiz için geçerli. Biz inanılmaz bir sinerjiyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Covid, o karantina sürecinde ilk 4-5 gün ciddi semptomlar gösteren oyuncularımız vardı. Ağır geçiren oyuncularımız vardı. Farklı yan etkileri de, ilaçların yan etkilerini yaşayan oyuncularımız da vardı. Onları olabildiğince dinlendirdik. Doktorumuzun, sağlık hekimimizin önerileri doğrultusunda. Ancak ne zaman ki biz kendimizi iyi hissediyoruz demeye başladılar, biz hemen kendi fitness salonumuzdan lastik olsun, ağırlık olsun, bar olsun, dumbbell'lar olsun, hemen kulüp çalışanlarımızın çok büyük desteğiyle sporcuların evlerine dağıttık. Ve onlarla uzaktan görüntülü antrenman yaptık kondisyonerlerimiz eşliğinde. Dolayısıyla döndüklerinde sıfırdan başlamayalım istedik. Çünkü gerçekten o süreci sadece yaşayanlar bilir. Oyuncuların karşılıklı ısınırken bile nefes nefese kaldığı bir tabloyla karşılaştık ki biz bu durumu gerçekten öncelikle sporcuların sağlığı açısından kontrol etmeye çalıştık. Ondan sonra da zaten sahaya geldiklerinde hem kuvvet antrenmanlarımız hem top antrenmanlarımız kademeli olarak şiddetlendi. En şiddetli antrenmanları aslında bu iki maçta yaptık. Yani takım en yüksek şiddeti maçlarda gördü. Çünkü ondan önceki antrenmanlarda o şiddeti kaldırabilecek fiziksel durumda değillerdi. Çok şükür kazasız belasız atlattık bu süreci. Şimdi hemen lige dönmemiz lazım. Önümüzdeki cumartesi... Bunu soracaktım hocam, ben de gerçekten çok iyi adapte olan bir Halkbank izledik ve en iyi antrenman zaten maçtır. Cumartesi günü de lig lideri Fenerbahçe ile oynayacaksınız. Hem Portekiz Ligi liderini yendiniz, hem Fransa Ligi liderini yendiniz. Cumartesi de üst sıraları gerçekten çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Fenerbahçe maç içinde görüşlerinizi... Evet. Biliyorsunuz biz ligde özellikle ligin ilk yarısında çok iyi gitmemize rağmen favori olarak gösterildiğimiz, favori olduğumuzu düşündüğümüz bazı maçları kaybettik. Bunun temel sebebi şuydu. Ligde en fazla maçı oynayan takım bizdik. Ne bizde Covid-19 vakası vardı, ne de o hafta rakibimiz olan takımda bir Covid-19 vakası vardı. Dolayısıyla bazı takımlar 10 maçta, 11 maçta, 12 maçta kalırken biz 17 maçtayız şu anda. Ve daha yeni yeni diğer takımlar bu maç sayısına ulaştılar. Bunu bir kenara koyalım. Bunun yanında Türkiye Kupası'nda oynadığımız maçlar, Challenge Kupası'nda ve Balkan Kupası'nda oynadığımız maçları toplarsanız biz 30 maç yaptık. Takım mental olarak ve fiziksel olarak inanın bir bıkkınlık yaşadı, bir bitkinlik yaşadı ve ciddi şekilde yoruldu. Bu yani sporun içinden gelen insanlar bunu ancak anlayabilirler. Tabii biz bunu bahane olarak kullanmıyoruz ama bu bir realite. Bundan sonraki süreçte tabii bizim maç kaybetme lüksümüz yok. Bizim zayıf, orta düzey ya da üst düzey diye takım ayırdığımız da yok. Biz çünkü bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fenerbahçe de bu rakiplerden bir tanesi. Şu anda ligde lider. İyi durumdalar. Biz de iyi durumdayız. İnşallah daha da iyi olacağız. Kesinlikle Fenerbahçe maçına galibiyet parolası çıkacağız. Çünkü bizim ligde hedefimiz ilk dördün içinde olmak. Bu hedefimizi yakalamamız için de Fenerbahçe, arkasından Tokat, arkasından Arkas bu maçları kayıp vermeden geçmek gibi bir hedefimiz var. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.